gecikmiş bir beklentinin geldiği noktadayız. Aslında yerel seçim, yani illa yerel seçimler dediği gibi Faruk, e, o başarısız oldu onun maliyetini birine çıkaralım meselesi değil. Ama yerel seçimler olduğu günden başlayan bir değişim beklentisi var. Tabii. Ve bu beklenti sadece dışarıdan veya vatandaştan gelen bir beklenti değil. Partinin içinde de var. Evet. Partinin en üst düzeylerinde tabii, de tabii, tabii, tabii. reform yapılmalı diyerek dile getirilmiş bir e, beklenti var. Hatta bu Sadece e, Ak Parti ile ilgili bir beklenti de değil. E, hatırlayın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de reform yapılması ile ilgili bir beklenti ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı yardımcısı e, bunun üzerinde çalıştı aylarca. Evet. E, o, o bitti. Ondan sonra e, işte ekonomi, e, siyaset ve e, hukukta reform beklentisi geldi. Yani ülke aşağı yukarı şu anda bir buçuk yıldır bir değişim beklentisi içerisinde. O değişim bir türlü gelmiyor. Bu bir. İki. Türkiye'nin o bir buçuk yılda girdiği bir bir yol var. E, milliyetçi, içine kapanmacı, dışarıda müdahaleci, e, sert e, ve sertlik yanlısı bir, bir durum var. Bunun da neredeyse sonuna geldik herhalde. Yani fiziken ve fiilen sonuna geldik. Dolayısıyla bu değişim beklentisiyle dışarıdaki ve içerideki konjonktürler, bir de hayatın gerçekleri ve hani hep konuşuruz zamanın ruhu var. Tabii. Şu andaki zamanın ruhu da bir değişimi dayatıyor ve istiyor. Yani o dayatma yani kötü anlamda kullanmıyorum. İlla birileri bir şey istedi de Türkiye yapmak zorunda değil. Ama Amerika'dan gelen bir rüzgar var, farklı bir rüzgar var. Orta Doğu'dan gelen farklı bir rüzgar var. Ee, Avrupa'dan gelen farklı bir rüzgar var. Ve Türkiye'nin iç dinamiklerinin dayattığı farklı bir rüzgar var. Bütün bunlar bir araya gelince, bu seferde değişim olmazsa son bir buçuk yıldır şeylerde anketlerde ne görülüyorsa o devam edecek. Devam edecek. erime devam eder. Erime devam edecek. Ama yani tabii bir şekilde işte bir o değiş, değiş